Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba, konuğum dermatoloji uzmanı Doktor Aslan Yürekli. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizleri soruyorum. Hocam TV'den izleyicileri sizi yakından tanıyorlar. Siz TV'den de sık sık misafir oluyorsunuz. Sık sık böyle alanınızla ilgili. İkinci bir evim oldu diyebilirim. Çok rahat geliyorum artık. Her şeyin yerini biliyorum. Evet. Benim için de çok iyi bir tecrübe oldu bu. Bir süre sonra siz bize yardıma da gelebilirsiniz. Kesinlikle bir program açarsanız tabii ki. Evet. Meraklı mısınız hocam? İlginiz var mı? Çok meraklıyım. Instagram'da da kendimle canlı yayınlar vesaire yapıyorum. Ama tabii böyle bir profesyonel ortamda ilk defa bulunuyorum. Evet. Ama çok hoşuma gitti. Çok keyifli. Geçen drone uçuruyordunuz hocam. Nasıl? Geçen drone uçuruyordunuz. Uçuramıyorduk diyelim. Evet. Biraz düşürdük ama. Meraklıyım böyle şeyler. Aynen. Teknolojiye meraklısınız. Kesinlikle. Peki bu işinize nasıl yansıyor? Dermatoloji aslında teknolojiyle beraber giden bir branş. Çok fazla cihazdan yararlanıyor. Neden? Sonunda J olduğu için mi? Olabilir. Oradan mı akrabalık? Olabilir. Evet. Dermoskopi var, mikroskop var, evet. İşte Wood lambası dediğimiz lambalar var. Bir de bunlar büyük cihazlara uyarlanmaya başladı şimdi. Televizyonlara bağlıyoruz, telefonlara bağlıyoruz. İşimizin bir kısmı da teknoloji aslında. Evet, yani sizin de yazılımla vesaire işleriniz var. Bir süre sonra yapay zekalar dermatoloji uzmanı olur mu? Öyle çalışmalar var. Lezyonu gösterip tanıyı koyma gibi çalışmalar var ama ben hiçbir zaman bir dermatoloğun yerini alacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Çünkü baktığınız zaman bizim bütün lezyonlarımız kırmızı, beyaz. Evet. Bunu çok ayırt edebileceğini zannetmiyorum. Yerimizi de almasınlar. Değil mi? Tıpta biraz da böyle dokunma, ne bileyim. Kesinlikle usta çırak ilişkisi var. Yani bunu öğrenip bir şekilde hisleri de koymak lazım. Yapay zeka bizim yerimizi almamalı diye düşünüyorum. Bir de yapay zeka yerel ağızları falan bilmez değil mi hocam? Hangi şimdi ne diyorlar bizim buralarda? Sizin bazı rahatsızlıkların kendi yöreye özgü şeyleri var değil mi? Gidişmek. Gidişmek diyor değil mi? Gidişmek, kaşınıyorum diyor. Gidişmek. Şimdi bunu bir yapay zeka robotuna söyleseniz kalır. Gidişmek evet. Nedir? Gerçi onu da öğretirler ama hastanın dilinden anlamak lazım. Burada özellikle şive daha fazla. Evet. Ben gidişmek daha çok duyuyorum. Egzamanın aydıncası ne biliyorsunuz mu hocam? Yok. Egzamaya temrik diyorlar bizim. Temrik. Evet. Temiroy denenler var, diyenler var ama o daha çok doğu taraflarında. Ne diyorlar? Temiroy. Temiroy. Temiroy diyenler var. Evet. Evet. Ama burada temrik ilk defa duydum. Temrik diyorlar. Egzamaya temrik diyorlar. Hı-hı. Hatta dün bir meslektaşınız vardı. Burada bu Sağlık Müdürlüğü ile Ortaklaşa TV'den yaptığı programın konuydu. Ayaküstü onunla konuştuk. Oradan Hı-hı. çıktı böyle. Temrin dedim şeyi neydi? Karşılığı neydi? O dedi o biliyormuş. Egzamaya temrik diyorlar. Hı-hı. Biraz daha uzun süre. Nereliydiniz hocam? Memleketiniz? Ben Çorumluyum. Var mı böyle ağızla şiveyle ilgili yaşadığınız sıkıntılar bölgede? Şöyle, çok yaşamıyorum açıkçası. Sekreterlerimiz buralı olduğu için hemen anlamadığımız zaman hemen olaya girip müdahale ediyorlar. Çok da öyle şiveyle konuşan Kuşadası'ndayım ben. Orada evet. biraz daha şive geride ama bazen Söke'de görev yapıyorum. Orada şive biraz daha öne çıkıyor ama alıştım, anlayabiliyorum. Evet, anlaşabiliyorum. Bir Nazilli'de, Çin'de, işte Bozdoğan'da vesaire çalışsanız hocam daha böyle bir ihtiyacınız olur gibime düşünüyorum. Tercümana Kesinlikle. Bizlere dayanırsınız diye düşünüyorum o noktada. Evet. Sekreterlerimiz işin içine giriyor orada. Evet. Sekreterler işin içine giriyor. Kuşadası'nda çok bir ihtiyaç olmuyor. Kuşadası'nda en çok şeye ihtiyaç var. Yabancı dil. Yabancı hasta geliyor. Yabancı İngilizce konuşmak gerekiyor. Departmanımız var, yabancı dil departmanı ama çoğu zaman ihtiyaç duymuyoruz. Hem pratik olsun bize diye. Ben de çalışıyorum, çabalıyorum. Praktisin yapıyorsunuz. Kesinlikle. Önemli. Çok güzel. Peki hocam, yani dermatoloji çok geniş bir alan. Hani böyle çok bilindik hastalıklar var. Neler var böyle? Hangi hastalıklara müdahale ediyoruz sizin bölüm? Şimdi şöyle, bu ara en sık çok fazla tabii. Yani 3000'den fazla hastalık var. Bir de biz çocukluk çağından yaşlılara kadar bütün gruplara bakıyoruz. Yani biz çocuk hastalıklarına çocuk hastayı göndermiyoruz. Onu da biz alıyoruz. Bir dahiliye gibi değil. 18 yaşından sonraya bakıyorlar onlar. Çok fazla hastalık çeşidi var ama bu ara neyi görüyoruz en çok? Akne, sivilceyi çok görüyoruz. Saç dökülmesini çok sık görüyoruz Covid'den dolayı. Hastalar Covid Öyle geçiriyor mi? Ve Covid'den sonra inanılmaz bir saç dökülmesiyle geliyorlar. Egzamaları çok sık görüyoruz bu bölgede. Tarımla uğraşıldığı için, sürekli kimyasallara temas olduğu için egzamaları oldukça çok sık görüyoruz. Aslında Türkiye'den de popülasyon olarak çok böyle farklı bir hastalık görmüyoruz. Aynı hastalık yoğunluğunu görüyoruz ama bu ara benim polikliniğimde saç dökülmesi birazcık daha arttı Covid nedenli. Evet. Ve uyuz hastalığı diyebilirim açıkçası. Uyuz ne hocam? Yani uyuz diyebiliyoruz ama bir kaşıntı, her kaşıntı uyuz mudur? Yani hani
Her kaşıntı uyuz değildir. Uyuzun kaşıntısı kendini çok belli eder. Hasta da çok belli eder. İçeri girdiği zaman bu uyuz kaşıntısı dersiniz. Gece kaşıntısı artar. Her yerini yırtmıştır kaşıya kaşıya. Sıcakta kaşıntısı artar. Aile bireyleri kaşınır. Bir parazit var. Köpekten falan geçiyor mu bu? Kedi ve köpekten geçmesi çok olası değil. Onlardaki türler, yani onlardaki uyuz türü, sarkop türü, parazit türü insanda yaşayamayan parazit türleri. Pratikte çok mümkün değil. Yani insanlar kedi sevdim, köpek sevdim, ondan oldu gibi düşünse de daha çok insan temasıyla bulaşıyor evet. Bu açıkçası kişilerle. Uyuzla ilgili bir deyim var. Biliniz mi hocam onu? Hangisi? Uyuz olup, züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak daha iyi. Daha iyidir. Aslında değil. Yani değil uyuz olup kaşınmak o kadar kötü ki. Bugün daha bir hastam geldi. O kadar muzdarip ki. Yani çok fazla hasta baktım bugün sabahtan. Saat 12 oldu. Öğle arasında çıkacağız ama hasta o kadar muzdarip ki. Hocam lütfen yani hani gerekirse çıkmayın. Bana bak çıkmadık hakikaten. Ona baktık. O kadar zor ki onun kaşıntısı. Hasta ne yapacağını şaşıyor. Her tarafını yırtıyor. Her ne yapmalılar hocam bu hastalar? Bu hastaların bir an önce tedavi olması lazım. Ya bu uyuzu öldüren birçok tedavi seçeneği var. Bir kere uyuz olduğunu kabul edip, ya uyuzu kendine yakıştıramayan hastalar da var. Ben nasıl uyuz olurum ki diyen hastalar var. Uyuz olduğunu kabul edip uyuz tedavisini bir an önce uygulamak lazım ve aile tedavisi çok önemli. Nasıl anlayacağız hocam uyuz olduğumuzu? Belirtileri ne bunun? Gece kaşıntınız artıyorsa, sıcakta kaşıntınız artıyorsa, siz kaşınırken aile bireylerine de bu bulaşıyorsa çok büyük ihtimalle uyuz olmuşsunuz demektir. Böyle küçük küçük nokta nokta lezyonları vardır onun. Kaşınır, her yeriniz kaşınır, gece kaşınır, sıcakta kaşınır. En önemli hikaye de evinize kaşınan birisi gelmiştir. Veya siz kaşınan birisiyle temas etmişsinizdir. Öyle bir hikaye varsa çok büyük ihtimalle uyusunuz. Aynalanan bir hastalık mı bu? Aynen. Yani bulaşıcı diyorsunuz değil mi? Evet. Yani bu şu mesafeden bulaşmaz. Evet. Tokalaşmakla bulaşmaz. Bir anlık bir kucaklaşmakla bulaşmaz. O kadar da korkulacak bir şey değil. Bu evet. Bir deri teması gerekiyor. 10 dakikalık bir deri teması veya kişinin kıyafetlerini giymek gerekiyor. Bu şekilde bulaşabilir. Onun dışında karşılıklı bulaş, yan yana oturdum, onun oturduğu yere oturdum. O şekilde bir bulaş söz konusu değil. Aa, çok ilginç bir şey hocam. Yine züğürt olup düşünmek, uyuz olup kaşınmaktan iyidir diyorsunuz. Ben tercih ederim. Uyuz olmayı hiç tercih etmem. Yani. Peki hocam başka ne gibi rahatsızlıklar sık görülüyor bizim bölgemizde? Şöyle, dediğim gibi saç dökülmesi o da Covid yoğunluğuna bağlı. Hasta Covid geçiriyor. Yaklaşık 3 ile 6 ay sonra saç dökülmesi başlıyor. Ama çok ciddi bir saç dökülmesi. Biz enfeksiyonlardan sonra saç dökülmesi bekleriz. Atıyorum hasta bir boğaz enfeksiyonu geçirir, ağır geçirir, saçı dökülür. Tamam. Covid de bir enfeksiyon. Yine saçı dökülüyor ama bu çok ciddi boyuta varıyor. Yani hastalar saçını toplayıp geliyor. Artık bu bir şey oldu. Klasik oldu. Çantasından saç getiriyor bana. Evet. Toplamış. Yani ne kadar ciddi olduğunu bana anlatabilmek için bunu yapıyor. Bu ara bunu da çok sık görüyoruz ama hani konusu açılmışken şunu söylemek istiyorum. Hastalar bundan endişe etmesin. Covid'in döktüğü saç, enfeksiyonun döktüğü saç, saçın bir süre iyi beslenememesinden dökülüyor. Bu tekrar toparlayacak. Kök ölmüyor. Kök iyi beslenemediği için düşüyor, dökülüyor. Hasta 3 ay sonra tekrar normal yaşantısına döndüğünde, vücut ritmi tekrar normale döndüğünde saçı tekrar çıkıyor. Ben bu evet. konuda uyarıyorum hastaları. Vücut tabii öncelikli, önceliğini başka organlara kesinlikle. Veriyor o süreçte değil mi? Kesinlikle. Böyle çalışıyor mekanizma. Saç ve tırnağı köşeye atıyor. Evet. Diğer organlara vitaminleri daha çok yoğunlaştırıyor. Estetik bir kenarda dursun diyor değil mi? Kesinlikle. Öncelikle yaşam diyor. Evet. Ondan sonra saçınız tırnağınız şimdi diyor. Şimdi ben sizinle estetiği de konuşmak istiyorum ama hı-hı. yaşamsal fonksiyonları olumsuz etkileyen başka hastalıklar, durumlar var. Bir de ben deriyi, yani dermatolojinin ilgili, deri herhalde insan vücudunun ekranı gibi bir şey galiba. Mesela gidiyorsun, doktor eline bakıyor. Mesela diyor senin karaciğerde problem olabilir diyor. Şöyle dokunuyor bir şey yapıyor. Evet. Her birçok şey hastalık belirtisini deriden veriyor galiba değil kesinlikle. Mi? Mesela sizin deriden okuyup başka uzmanlara yönlendirdiğiniz hastalıklar var çok mı? Çok fazla var. Yani sistemik rahatsızlıkların işareti olabiliyor deri. Atıyorum derideki bir morarma, hasta geliyor basit bir morarma. Şimdi ben bunun kanlarını istiyorum. Kan hücrelerinin fonksiyonlarına bakıyorum. Bir kanama bozukluğunu tespit edebiliyoruz buradan. Evet. Atıyorum hastanın yine bir vitamin eksikliklerini tespit ediyorsunuz. Derideki kuruluktan dolayı mesela. Derideki yaralardan dolayı bir vitamin eksikliğini tespit, bir enzim eksikliğini tespit edebiliyorsunuz. Derideki bir gevşeklikten dolayı atıyorum bazı hastalar elini iyice bükebilir. Biz evet. parmağımızı bu kadar bükebiliyorken onlar ta arkaya kadar. Yani bu ehler danlos diyoruz bu hastalığa. Hastalık mıdır bu? Bu bir hastalık. Hmm. Deri esnek. Cilt esnek, bu esneklik bağ dokusunda olabiliyor, kalp dokusunda olabiliyor. Nasıl cilt esniyorsa kalp de esneyebiliyor, belli bir yaştan sonra sıkıntı çıkarabiliyor. Dermatolojik muayene aslında sistemik muayene ile iç içe girmiş.
biz kendi hastalıklarımızı tedavi ettiğimiz gibi başka kişilere de yönlendirebiliyoruz. Daha genel bir şey söyleyeyim. Hasta kaşınıyor, gece uykuları yok. Ben soruyorum hastaya, geliyor bu sinirsel egzama diyorum hastaya. Bakıyorum her yeri kaşımış, yırtmış, belli zamanlarda kaşıntı atağa geliyor. Gece uykularınız nasıl diyorum, uyuyamıyorum diyor. Bir sıkıntı stresiniz var mı diyorum, bir şeyler anlatmaya başlıyor. Evet şu oldu, bu geçti başımdan. Bir psikiyatrik problem. Burada bir majör depresif bozukluk var. Bu hastayı psikiyatriye yönlendiriyorum. Çünkü benim verdiğim ilaçlar çözmüyor. Ben sonucu görüyorum. Sebebi ortadan kaldırmadıkça sonucu çözemiyorsunuz. Hasta psikiyatriye başvuruyor, bir ilaç kullanıyor ve bunu çözüyor. Evet. Çok fazla örnek var böyle. Yani birçok hastalığı önce siz yakalıyorsunuz gibi bir... Biz de işin içindeyiz diyelim. Hani diğer meslektaşlarımıza haksızlık etmeyelim ama biz de işin içindeyiz. Dermatoloji diğer branşlarla aslında iç içe geçmiş bir branş. Evet. Peki hocam, yani ben işin böyle estetik tarafına da kayalım istiyorum. Hı hı. Çünkü ben izledim, siz bu ekranlarda canlı yayında botoks falan evet. yaptınız. Ne bileyim böyle bazı şovlar içerisiniz falan ama günümüzde de estetik bayağı bir ön plana çıktı. Hı hı. Yani herhalde estetiği ihtiyaç olarak gören de bir kitle var. Estetik algısını nasıl değerlendiriyorsun insanoğlunun? İnsanoğlu estetik hı hı. deyince insanların aklına ne geliyor? Estetiğin size yansıması ne? Siz estetik deyince siz nasıl tanımlıyorsunuz estetik? Şöyle, estetik aslında son zamanlarda değişti. Eskiden estetik bir ameliyattı. Ameliyatla birçok şey yapılırdı. Şimdi estetik artık ameliyatsız işlemlerle. Burada dermatolojinin son yıllardaki parlayışının sebebi, işte uzmanlık sınavındaki en yüksek puana evet. oturmasının sebebi aslında bu. Estetik anlayışı biraz değişti. Artık insanlar bıçak, ameliyat, kesiden ziyade 5 dakikalık işlemlerle, atıyorum burun eğriliği, burun ameliyatı olmak yerine bir kanülle girip burnu hafif dolgu verip burnu düzeltiyorsunuz. Hasta bunu bir yıl kullanıyor. 15 gün süren bir ameliyat sonrası süreci geçirmek yerine 5 dakikalık bir dolgusunu yaptırıyor ve işine gidiyor. Botoks yine öyle 2 dakikada 5 dakikada uygulanıp, geçen canlı yayında yaptık burada gayet evet. basit. Uygulayıp normal yaşantısına dönebiliyor. Estetik algısı bu tarafa doğru kaydı ve inanılmaz da bir talep var. Yani bunu karşılayamayan da bir dermatolog kesimi var şu an açıkçası. Bir de sadece yurt içinden değil, değil mi? Bu yurt dışından da çok ülkemize gelip sizin alanla ilgili işlem yaptırmak kesinlikle isteyen hastalık. Sağlık turizmi denen bir turizm politikası çıkarıldı şimdi. O bayağı rağbet görüyor. Dışarılara göre fiyatlar birazcık daha uygun oluyor ve kalite de daha iyi. İyi eğitim almış hekimler daha uygun fiyata bu işlemi yapıyorlar zannedersem. Dışarıdan da çok fazla hasta var. Yani özellikle hafta sonları evet. İstanbul Saç Ekim Merkezi'nde dönüyor. Herkes saçını ektirip otelinde kalıp geri dönüyor. Evet, yurt mesela dışında. Bazen havalimanına falan gittiğimizde görüyoruz. Bandajlı yani. İnsanlar görürsünüz saçında. Evet. Böyle siyah siyah bandajlı insanlar. Genelde böyle Arap ülkelerinden evet. gelenler falan çok evet. fazla var. Tepeleri de böyle kıpkırmızı başları. Tabii şey... yeni ekilmiş. Bir iki gün olmuş. Tekrar ülkelerine dönüyorlar. Yani estetik algısı yön değiştirdi. Ameliyattan daha küçük işlemlere döndü ama artarak büyüdü. Evet. O kadar... Ben eskiden erkeklerin falan çok estetik yaptırdığında tanık olmazdım. Kalıcı bir hasar hı-hı. yoksa, ne bileyim böyle çok böyle bariz rahatsız edici bir durum yoksa, artık günümüzde erkekler de estetiğe yöneldi değil mi hocam? Kesinlikle. Ben atıyorum kendi adıma söyleyeyim ya, bunu söylemekte insanlar çekilir ama ben çekinmiyorum. Botoks yapıyorum kendime sürekli. Mesela şu an botoks zamanım geldi artık. Alnım kırışıyor işte. Belli bir süre sonra yaptırmadığınız zaman gerçekten göze hoş gelmiyor. Alnınız kırış kırış oluyor. Ben şundan yanayım hep. Zarar vermeyecek, abartı olmayacak işlemler yapılabilir. Çok abartı işlemler de var. Dudaklar böyle, elmacıklar şişmiş, evet. tek tip insanlar. Evet. Böyle, bundan ziyade daha böyle doğal işlemler yapılmasından yanayım açıkçası. Evet. Siz doğal işlemler yapılmasından yanasınız. Peki hocam, kadınların estetiğe yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınların estetiğe yaklaşımı bazen çığırından çıkabiliyor. Burada da böyle bir faydalı bilgi vermekte fayda var. Abartılabiliyor. Onu da yaptırayım, şunu da yaptırayım, bunu bu yaptırmış, ben de yaptırayım. Şöyle bir örnek vereyim en basitinden. Dudak dolgusu. Şimdi doldurulabilecek bir dudak var, doldurulamayacak bir dudak var. İncecik bir dudağı doldurmaya çalışırsanız, civarda görmüşsünüzdür etrafta, ördek dudağı gibi oluyor. Evet. Ve yapay oluyor. Buradaki çizgiyi ayarlamak lazım. Kadınların estetiğe bakışını doğallık yönüne kaydırmak lazım. Tabii bu işin ticari boyutu var. Yani kimse bu şekilde bunu yönlendirmiyor. Ben istiyorum diyene yapılıyor ama doğallıktan şaşmadan uygun işlemi uygun kişiye yapmakta fayda var. Evet. Siz devlet hastanesinde çalışıyorsunuz. Evet. Kuşadası Devlet'te hı-hı. bu işler yapılabiliyor değil mi hocam? Devlette bu işler yapılıyor. Açıkçası bizim hastanemiz de turizm sertifikası aldı. Sağlık turizmi sertifikası aldı.
Biz bu işlemleri tam başlayacaktık, tam net bir şekilde başlayacaktık ama pandemi girdi. Pandemi işin içine girince bütün enerjimizi COVID'e yönelttik. Ama bu işlemler devlet hastanesinde de yapılacak ve dışarıdaki bir merkezde yapılmasına göre daha uygun olacak. Kar amacı gütmediği için daha uygun olacak. Çoğu işlem yapılabiliyor. Tabii cihazlar lazım. Her hastanede her cihaz olmuyor. Hepsi yapılamasa da atıyorum bir botoks, dolgu işlemi devlet hastanesinde yapılabiliyor. Yapılabilen yerler var. Bizler de başlayacağız ona. Evet. Peki hocam ben böyle bakıyorum. İşte güzellik merkezleri var işte. Hı hı. Yani mesela bir kuaför dükkanının ertesi gün tabelasının değiştiğini görüyoruz. Güzellik hı hı. merkezi orada içine yazıyorlar. İşte inceltme, bel hı hı. inceltme, kas inceltme, doku inceltme vesaire falan. Çok bu tür ticari işletmelerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani oralarda yani bu işler öyle kuaför dükkanında, güzellik merkezinde yapılacak işler mi? Kanayan bir yaramıza parmak bastınız şu an. Yani bu çok önemli bir konu. Bütün dermatologlar olarak biz bununla mücadele ediyoruz. Bunlar çok basit işlemler gibi gözükse de çok komplikasyon olabilen, çok sıkıntıları olabilen işlemler. Bir işlem yapılıyor, güzelse güzel. Kötü kısmını yine biz dermatologlar görüyoruz. Sıkıntı yaratılan işlemleri yine bizler görüyoruz. Bir tarafı yanmış, dudağının bir tarafı dolgudan dolayı nekroz olmuş, yani ölü doku gelişmiş. Botokstan dolayı alerji gelişmiş, yüzü gözü şişmiş hastaları tekrar yine biz görüyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Şurada burada yaptırın, yaptırmayın demiyorum. Sizin işleminizi yapan kişi kötü sonuçlandığında bunu yönetebilecek bir kişi mi? Ona bakmak lazım. Evet. Bunlar böyle kuaförlerde vesaire yapılabilecek şeyler kesinlikle değil. Evet. Kesinlikle. Yani botoksun o kadar çok yan etkisi var ki şu an saymaya başlasam en basitini söyleyeyim. Göz kapağı düşüklüğü yaşayabiliyorsunuz. Botoks yaptırıyorsunuz güzelleşeyim derken göz kapağınızın bir tanesi düşebiliyor. Aa. Bu en basit yan etkilerden bir tanesi. Bunu yönetmeyi bilmek lazım ve bunun olmamasını sağlamak lazım. Bunlar kesinlikle hekim gözetiminde yapılacak işlemler. İşte baştaki konuşmamıza dönüyorum. Sektör o kadar çok büyüdü ki biz dermatologlar artık bunu böyle karşılamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla insanlar da yan yollara sapıyor ve bazı iyi niyetli olmayan kişiler diyeyim bu tür işlemleri yapmaya başlıyor ama bu hekim işi. Bir de kesinlikle. Cihaz pazarlama cihazı pazarlamak için de ben firmaların böyle bir haftalık 10 günlük eğitimlerle bu cihazı hı-hı. kullanabilirsiniz dediklerini duyuyorum. Biz de duyuyoruz evet. Tanıklık ediyorum. Ama o cihazlar bakıyorsun insanın vücudunda böyle herhalde belli bir ısı temasıyla çalışıyor kimisi. Evet. Başka işte lazerle çalışanlar hı-hı. var vesaire var. Oralarda hangi cihazlarda sorun yoktur, hangi sistemler doğru çalışır, siz piyasayı biliyorsunuz. Şöyle, cihazlar o kadar çeşitli ki, cihazın o kadar çok derecesi var ki, bir klimayı açarken bile 28 derece, 27 derece, ayak, üst, bir sürü ayarı var. Bu cihazların öyle ayarları var ki, deri, deri altı, kıl kökü, A ışını, B ışını, C ışını, A artı C ışını, o kadar farklı kombinasyonları var ki, siz yüze yapacağınız ışını bacağı yaptığınız zaman farklı oluyor. Bacağı yapacağınız ışını yüze yaptığınız zaman farklı oluyor. Yani o parametreleri öğrenmek bile bir yılımız alıyor. Bizim üniversitemizde bir tane lazer vardı. Bu lazeri benim öğrenmem bir yıl sürdü. Hoca geliyor tıkır 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 ayarlıyor. Her hastaya farklı parametre giriyor. Yani bu bir bilgisayar sistemi ama o kadar karışık ki. Yani bunların şeyi yok. A hastası, B hastası yok. Hastanın cilt yapısına göre hastanın değişiyor mu? Hastanın cilt yapısına göre, hastanın cilt kalınlığına göre, hastanın cilt rengine göre. Hastanın tüy yoğunluğuna göre çok fazla şeyler değişiyor. Tahlil değerleri falan da devreye giriyor mu burada? Tahlil değerlerine de bakmak lazım. Atıyorum bir hastada bir hormon bozukluğu var, tüylenmesi var. Siz istediğiniz kadar lazer epilasyonda bunu çözmeye çalışın, çözemezsiniz. Bir hormonal bozukluk var, bunu ortaya çıkarmak lazım. Ve bir hormonal bozukluk varsa bunu da atlamamak lazım. Bazen aşırı tüylenme bizim için hormonal bozukluğun tek belirteci olabiliyor. Siz bunu başka bir yerde, bir kuaförde bunu gidermeye çalışırsanız eğer hem başarısız olursunuz hem de bizim tanımızı atlarsınız. Hangi uzmanlar yapar bu işleri? Bu işi başta dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanları yapar. Dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanları. Bakanlığın verdiği bir sertifika vardı geçmişte. Medikal estetik uzmanı diye bir sertifika programıyla verdi bakanlık bunu. Bu uzmanlar yapabiliyor ama yönetmeliğe sorarsanız plastik cerrahi, dermatoloji ve medikal estetik hekimleri yapabiliyor şu an bunu. Evet, onun dışındakiler... Onun dışındakilerin yapıp yapmamasıyla ilgili yasada boşluklar var. Ama ben şunu söylüyorum en azından, bunu bir hekim yapmalı. Bir hekim boş yere yanlış bir iş yapmaz. Ne yaptığı zaman ne olacağını bilir. Benim tercihim tabii ki gönlümde ne yatar? Bir dermatolog yapması. Deriyi dermatolog bilir. Deriyle dermatolog ilgilenir. Dermatolog yapması ama
işlem yaptıracağınız kişinin hekim olduğuna mutlaka inanmanız, sorgulamanız gerekiyor. Evet. Nedir bu deri hocam? Deri ne deri? Hocam deri çok önemlidir. Deri nasıl önemlidir? Şöyle anlatayım size. Derinin üst tabakasını kaybettiğiniz zaman müdahale etmezseniz hasta birkaç gün içinde ölür. Nedir bu? Bir daha tekrar mı söyleyeyim? Derinin bir üst tabakasını, yani deri birkaç katmandan oluşuyor. Evet. Derinin bir üst tabakasını kaybettiğiniz zaman müdahale etmezseniz hasta birkaç gün içinde ölür. Nasıl açacağım bunu? Şöyle açacağım. Bizim bazı ilaç reaksiyonlarımız var. Atıyorum basit bir ağrı kesici alıyorsunuz, alerji yapıyor. Evet. Cildinizi soymaya başlıyor. Cildinizin hepsi soyuluyor. Parlak, kıpkırmızı bir hal alıyorsunuz. Yoğun bakımdasınız. Buna müdahale edilmediği zaman vücut sıvı kaybetmeye başlıyor. Sıvı elektrolit dengesi hızlı bir şekilde bozuluyor ve hasta ölümle sonuçlanabiliyor. Deri o kadar önemli bir koruyucu bariyer ki istediğiniz kadar sodyum alın, istediğiniz kadar potasyum alın, istediğiniz kadar elektrolit dengesini düzenlemeye çalışın. Derinin o bahsettiğim incecik üstteki o zarı bir soyulduğu zaman bunu çok şey yapabilir, yanık bile yapabilir. Çok ciddi bir güneş yanığı geçirirsiniz, evet. Üst tabakanız gider. Ondan sonra sıvı elektrolit dengesi biter ve hasta elektrolit dengesizliğinden ölümle sonuçlanabilir. Evet, yani güneş yanıkları en çok işte yazın tatile giriyor insanlar, geldiğinde evet. Başlıyor soyulmaya. Sıkıntılı mı onlar? Çok sıkıntılı olanları var. Ne yapmak lazım? Güneşlenmeyi kesinlikle önermiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hastanın diyorum, kişilerin güneşlenmesini kesinlikle önermiyorum. Yani güneşi demiyorum, güneşlenmeyi önermiyorum. Çünkü güneş sigara için, akciğer kanseri neyse, deri kanseri için de güneş o. Yanıktan öte güneş deri kanserinin en iyi tetikleyicisi, en yani, iyi düşmanı. Tarlada çalışan insanlar ne yapacak? Kapatacaklar her yerlerini. Kapatacaklar. Uzun kollu giyecekler, enselerini özellikle kapatacaklar. Cutis rhomboidalis nucae denen bir hastalık var. Geçenki programda göstermiştim. Bazı yaşlı büyüklerimizin ensesine baktığınız zaman ensesi başka birisinin gibidir. Böyle baklava deseni gibi, böyle evet. Yarık yarık. Onun sebebi güneş işte. Güneşin cildimize ne yaptığını görmek için bir yaşlı çiftçimizin ensesine bakmasını isterim herkesin. Oo. Ne olduğunu anlarlar. Şu an ne demek istediğim şekillenmiştir onların gözünde. Baklava dilimi gibi, yarık yarık. Boyunun önünde hiçbir şey yoktur. Arka taraf çok kötüdür. Neden? Sürekli eğilerek arka tarafı güneş görüyor. Ne öneriyorum ben bu hastalara? Boynunuzu bir fularla ya da büyük bir şapkayla kapatın diyorum mutlaka. Güneş çok tehlikeli. Güneş yanına yol açmasa bile, diyelim ki yanmadınız ama sürekli aldığınız güneş toplam kümülatif etki yaratıyor. İlerleyen yaşlarda deri kanseri yapabiliyor. Hocam turizmi baltalayan bir açıklama oldu. Değil. Şimdi. Kesinlikle değil. Güneşlenmesinler. Denize girsinler. Ben nasıl çocuklarımı denize sokuyorum onu söyleyeyim size. Biz de denize gidiyoruz. Turizmi biz de yaşıyoruz. Uzun kollu mayo giydiriyorum çocuklarıma. Uzun kollu mayo. Açıkta kalan yerlerine 3-5 kat güneş koruyucu ve şapka. Baba biz sahilde oynayacağız artık. Tamam bekleyin. Hemen şemsiyeyi getiririm. Üşenmem. Taşırım. Yeri kazarım. Şemsiyeyi dikerim. Buyurun altında oynayın derim. Bu şekilde. Yani turizmi yaşayalım ama sağlığımızı unutmadan. Güneşlenmek diye bir şey artık bu çağda olmamalı. Peki hocam yine sizin meslektaşınız uzmanlar D vitamini almak için belli bir miktar güneşlenmek gerektiğini söylüyorlar. Onu da hemen şöyle söyleyeyim. 15 dakika el sırtı, kollar ve yüz güneşte durursa bu bize yeterli D vitamini almak için. Ben buraya stüdyoya gelmek için 5 dakika yürüdüm. 5 dakikada akşam yürüsem yeter. Bunu abartmamıza gerek yok. Biraz D vitamini alalım, kemiklerimiz güçlensin deyip güneşin altında yatmak kar zarar oranını düşündüğünüz zaman hiç mantıklı değil. Anlamı da yok. Bronz ten, hatta bir çalışma var bununla ilgili. Bronz ten daha az D vitamini salgılıyor. Yani siz derinizi bronzlaştırdığınız zaman aslında aldığınız güneşin de etiketmesini engelliyorsunuz. Öyle mi? Bu tartışmasız bir konu. Güneşlenmek tartışmasız bir konu. Kesinlikle. Hiçbir Peki ten rengi bronza kaçan insanlar dezavantajlı mı bu anlamda? Hayır. Güneşin bronzlaştırdığı tenden bahsediyorum. Evet. Yani koyu tenli kişilerden bahsetmiyorum. Evet. Güneşin bronzlaştığı, bronzlaşmış deri birazcık daha az D vitamini üretimine geçiyor. Daha az D vitamini üretiyor. Bu da bir çalışma, bilimsel bir çalışma. Dolayısıyla ben öyle güneşin altında yatıp güneşlenip ellerini açıp şu şekilde o insanları görünce çok üzülüyorum ya. Bu şekilde bir şey yok. Hocam tabak sevdiği deriyi yerden yere vururmuş derler ya. Evet. Sevilecek derinin tanımı nasıl? Hangi deri ideal deridir? Hangi deri ideal deridir? Tabii herkesin istediği deri nedir? Pürüzsüz, parlayan, biraz da açık tenli bir deri. Herkes bunu ister ama bence en iyi deri bir dermatolojik hastalığı olmayan.
rengi, pürüzü vesaire fark etmez. Atıyorum çok iyi bir deriniz vardır, çok güzelsinizdir, parıl 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 diyorsunuzdur, bir sedef hastası olursunuz. O güzel derinin üstü böyle kabuklanır kabuklanır, herkes sizde bir hastalık varmış gibi, bulaşı bir hastalık varmış gibi sizden kaçar. Evet. Dolayısıyla dermatolojik bir hastalığı olmayan deri en iyi deridir. Yani güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi geçen kongredeydik biz. Bir arkadaş var, saçları çok gür. Benim de saç dökülme problemim oldu ve onunla çok uğraştığımı bilir. Aslında saçlarım çok dökülüyor diye espri yapıp beni iğneliyor. O kadar çok gür ki saçlar, ellerim girmiyor. Bizim bir hastalığımız var, alopecia areata, saç kıran. Dedim ki hiç kendine güvenme, bir saç kırana bakar. Yarın bir saç kıran olursun, her yer dökülür. Yani dediğiniz gibi güzelliğine güvenme, bir sivilce çıkar aynı mantıkla. Bir saç kıran çıkar şurada, bir yayılır, kaşı döker, sakalı döker. Evet ya, onu da çok biter. Görüyoruz hocam. Şimdi bazı hastalıkların, yani deri hastalıklarının altında yatan başka sebepler, hı hı, olduğunu duyuyoruz. Mesela beslenmenin deriye etkisi nedir? Yani nasıl beslenmek lazım doğru deriye sahip olmak için? Şöyle, bir kere sıvı alımı çok önemli deri için. Evet. Deri için sıvı alımı çok önemli. Vitaminler çok önemli. Yeşilliklerle beslenmek çok önemli deri için. Onun dışında dışarıdan... A vitamini mi? A vitamini güzel. A vitamini güzel. E vitamini güzel. Hatta biz ağır sivilce hastalarında A vitamini türevi kullanıyoruz. 6 aylık bir ilaç diye bilinir hastalar arasında, dudak kurutan. Şimdi gençler duyduğu zaman evet ben de kullandım diyecek. Bu A vitamini türevidir. Yüksek doz A vitamini veririz. Derisi parıl parıl parıldar. 6 ayın sonunda hasta kendini tanıyamaz. O kadar güzel olur ki cildi. Vitaminlerden zengin besleyin. Bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Alkol ve sigaradan kesinlikle uzak durmamız lazım. Sigaradan kesinlikle uzak durmamız lazım. Çünkü deriyi bildiğiniz parşömen kağıdı haline getirir. Sigara. Sigara. İnceltir deriyi. Pütür pütür yapar. Hangi deriyi? Zaman. Bütün deriyi etkiler mi yoksa? Özellikle yüz derisi ama bütün deriyi etkiler tabii ki. Peki hocam, şeyi çok merak ediyorum. Yüz derisi dediğiniz ya, mesela, hı-hı, bizim ağzımızın içi. Tam, hı-hı, böyle vücudumuzun içi olmuyor. Biraz böyle dışa açık kısmı oluyor. Evet. Onlar da deri olarak değerlendirilir. Onlar mukoza. 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 Ben onu şöyle anlatıyorum hastalara. Nasıl yüzümüzü kaplayan, vücudumuzu kaplayan bir deri mesela var. Mesela dudağımın içi mukoza mı? O da mukoza, aynen. Evet. Mukoza da derimizin içini, vücudumuzun iç tarafını, iç organları, ağzımızın içini kaplayan deri diyorum. Aslında doğru söylüyorsunuz. O da bir deri ama ıslak deri. Mukoza biraz daha farklı. Tam deri denmiyor ama mukoza deniyor ona da. Yani sigara benim işte dizimin... Derimin diz bölgesine zarar veren sigara ağzımın içine ne yapıyordur diye düşündüm de. Ağzınız içine o kadar çok şey yapıyor ki, sigaranın tek koruduğu şey oral aft. Aftan koruyor sadece. Tek. Sigarayı bırakır hasta, aftları çıkar. Sadece o. Onun dışında ağız kanseri, larynx kanseri, nefes borusu kanseri, bir sürü kanser türüne sebep veriyor. Tuzlu su da koruyor hocam aftan. Tabii canım, zaten aftan koruyor diye sigara için diyor değiliz. Sigara o kadar zararlı ki demeye çalışıyorum. Bir tanecik faydası, o da aftan koruyor. Herkeste de aft yok zaten. Yani niye söylüyorum bunu? Hasta, sigarayı bırakan hastalar bana aftla geliyor genelde. Hocam aftım çıktı, onu sorguluyorum sigarayı bıraktınız mı diye. O oradaki bir duman mekanizmasını tam bilinmemekle beraber aldığınız duman belki de immün sistemi baskıladığı için aftan koruyor, bilemiyoruz. Evet. Peki hocam, son dönemde çok ciddi miktarda, yani ben bizim televizyon kanallarında görüyorum, insanlar krem satıyorlar. Cilde şuna iyi gelir, buna iyi gelir. Değişik supplementler satılıyor. Bu piyasa ürünleriyle ilgili ne dersiniz? Bu piyasa ürünleri güvenilir ürünler mi? İşte pazarlama diliyle anlatıldığı şekilde insana faydaları var mı? Kremler mucize değil. Bunu bilmek lazım. Kremler mucize değil. Çünkü derinin bir bariyeri var. Derinin altına geçmeyen bir şey deriye çok fayda sağlayamaz. Bir kere bir kremdeki en önemli şey olmazsa olmaz hiyaluronik asit. Bu marka ismi değil. Etken madde olduğu için rahat söylüyorum. Hiyaluronik asit içermeyen bir anti-aging kremi çok başarılı olmayacaktır. Yani bir krem elinize aldığınız zaman ne kadar hiyaluronik asit var içinde? Atıyorum 100 gram krem yapmış, 0,05 gram hiyaluronik asit koymuş içine. Olmaz. Yani ne kadar çok hiyaluronik asit varsa, veya anti-aging krem diyorlar, hiyaluronik asit yok içerisinde. Hiyaluronik asit içeren bir krem kullanıyorsa hasta, evet bu işe yarıyor diyebilir. Kırışıklık kremi, alındaki kırışıklıkları etki ediyor, mümkün değil. Alnımı yukarı kaldırdığım zaman, botoksum yok ve alnım yukarı kalkıyorsa o deri kırışacaktır. Kasa karşı koyabilecek bir deri yok, bunu sağlayabilecek bir krem de yok. Burada ne işin içine giriyor? Botoksu yapıyorsunuz, kası durduruyorsunuz, kas durduktan sonra deriye saldıramıyor. Olay bu. Yani bunlar
biraz reklam kokan hareketler. Yani bu kremi alın, yüzünüze sürün, muhteşem güzelleşin. Ben en fayda gördüğüm krem türleri leke krem türleri. Neden? Etken maddeleri var. Cildi yavaş yavaş soyan maddeler, retinoik asitler, kojik asitler. Yine etken madde çok önemli burada da. Ama ben hep şunu görüyorum. Botoks etkili krem. Sürüyorsunuz, botoks etkili parlıyorsunuz. Mümkün değil. Yani ben şu kızma hareketini yaptıktan sonra alnımın ortasındaki çizgiyi hangi krem geçirebilir? Evet. Mümkün değil. Hocam o zaman yani dermatologların reçetesiyle mi almak lazım? Kesinlikle, kremi? Kesinlikle. Biz bile seçerken bize birçok firma tanıtımını yapıyor. Şu kremimiz var, bu şöyle, bu böyle. Hem kendimizin denediğini hem de etken maddeleri araştırarak abartısız söyleyeyim 200'e yakın firma her birinin 200'er tane ürünü var. Ben 3 tanesini sadece öneriyorum. Niye? Hem kendim kullanmışım. Hem içerisindeki etken maddeyi biliyorum. Çünkü piyasa çok büyük. İnternete bir girin, güzellik kremi yazın, binlerce krem çıkar. Paralarını boşa harcamasınlar, sağlıklarını tehlikeye atmasınlar. Etken madde önemli, dermatoloğun önermesi çok önemli. Evet. Peki hocam, bazı doğal ürünler var. Mesela ben başımdan geçen birkaç husus var bu konuda. Benim böyle ürtikerlerim çıkardı. Böyle kurtleşen olurdum. Böyle değiş, vücudum değişik bölgeleri kızarır, morardı. Hatta bazen giderdim acil serviste bana bir iki iğne yaparlardı. Hatta bir gün böyle gözümün, dilimin şiştiği bile olmuştu falan. Bir gün köyden bir amca geldi buraya. Bir muhtar geldi bir köyden. Onların böyle bir zeytin yağı yapıyorlarmış. Ya sen bizim yağdan günde dedi yarım fincan içsen geçer bunlar. Şaka mısın dedi. Dedi bizde bir yağ var dedi 0,1 asit dedi. İşte biz dedi ekolojik üretim yapıyoruz falan filan. Dedi dünyada ilaç niyetine bir sürü insan içiyor bunu dedi. Abi ben o yağdan içtim. İnandığım için mi oldu bilmiyorum. Ben bir daha ürtiker oldum. Bitti diyorsunuz. Bitti. Yani mesela incir çekirdeği yağı var. Hasan Hoca, Hasan Tuna incirde de gelir burada. Biz programda konuşuyoruz. E vitamini değeri açısından çok yüksek. En yüksek E vitamini buğday şeyiminde varmış. 220 miligrammış. Argan yağında böyle argan kullanıyorlar. Daha çok böyle güzellik için. Siz de biliyorsunuzdur. Kadınlar özellikle argan yağı falan saçına vesaire sürüyor. Onda 70 miligram. İncir çekirdeği yağında 441 miligram falan. E vitamini çıktı. Hasan Hoca bir gün dedi ki bana şu göz altlarındaki morluklar var ya dedi. Oraya bizim incir çekirdeği yağından sür dedi. Abi gözlerimin altı simsiyahtı benim. Ben bir süre kullandım. Bildiğin. Hani böyle doğal yöntemler, doğal ürünler var. Benim çocuğum yanmıştı. Böyle bizim komşu yumurta beyazı yapalım buna dedi. İz kalmaz dedi falan. Böyle anlayışlar var. Bunlara nasıl yaklaşıyoruz hocam? Doğal. Şöyle çok sakıncalı olmadıkça ben bu tür şeylere çok karşı değilim. Çok abartı sakıncaları olmadıkça. Kantaron yağının mesela bu bölgede çok kullanıldığı ve iyileştirici etkisi olduğunu biliyoruz. Ama biz tabii kılavuzların dışına çok çıkamıyoruz. Yani bir hekim olarak. Çünkü 100 hastaya öneriyorsunuz. Bir kişi de işe yarıyor, 99 kişi de kötü oluyor. Dolayısıyla sizin bunu önerme şeyiniz çok gücünüz ve imkanınız olmuyor. Kılavuzun dışına çok çıkamıyoruz. Ürtiker kurdeşen dediniz mesela. Bizim kılavuzumuz çok nettir. Antihistaminikleri kullan, dozunu dereceli olarak artır. Ondan sonra omalizumab denen bir ilaca geç. B seçeneği, C seçeneği yoktur. Ama ben eskilerin önerdiği ilaçların gerçekten işe yarayabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten ilaçlar da, piyasadaki ilaçlar da doğadan toplanan bazı bitkilerden yapılıyor. Eskilerin bir bildiği var ama bu işte çok böyle yayılabilecek bir konu. Çok kolay yanlış anlaşılabilecek bir konu. Herkes her bulduğunu yüzüne sürüp her bulduğunu içerse de bu sefer tıbbi anlamda çok ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Ama zeytinyağının faydaları, kantaronun faydaları, o bahsettiğiniz yağının faydaları tabii ki tartışılmaz. Yani bunlar içerisindeki değerler ortaya konmuş, vitamin değerleri ortaya konmuş. Bazı kantoronla ilgili çalışmalar var, zeytinyağı ile ilgili çalışmalar var. Bebekler konak oluyor mesela, 3 aylık çocuk konak oluyor. İlaç kullanmak istemiyoruz. Hem biz hem de çocuk hekimlerinin yaklaşımı bu. Zeytinyağı sürün diyoruz. Konak dediğinizde? Konak saçtaki kabuklanma, kepeklenme. Çocuklarda çok yoğun bir kabuk olur, çocuk kaşındırır, rahatsız eder, aile korkar. Ben ona hiç ilaç vermeden, kortizonlu ilaçlar vermeden, çok küçük çünkü çocuk, bir zeytinyağı uygulayın diyorum, bir hafta sonra kontrole gelin diyorum, geçiyor. Bunların gerçekten derlenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani tıpın bu tarafa doğru da bir araştırma yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada başka bir şey soracağım. Yani işte sivil çıkar ellerinizde, akne falan. Evet. İşte eskiden giderdik biz köy yerinde, işte hala yapan var, gidiyorsun birine. Bir yaşlı teyze onu okuyor, etrafını böyle şeyle çiziyor. Geçiyor. Bir de elmaya gül dikeni batırıyor, onun etrafını çiziyor. İki gün sonra, üç gün sonra geçiyor.
Buradaki şeyi nasıl açıklarsınız? Buradaki şey şu. Şimdi sil bir virüs. Virüs sizin savunma sisteminizi yenip önüne geçtiği zaman çıkıyor. Savunma sisteminiz azıcık yükseldiği zaman onun hemen tepesine vuruyor, söndürüyor. Savunma sistemi de öyle bir şey ki korku, heyecan, stres, sıkıntı da etkilenebilen bir şey, dalgalanabilen bir şey. İyi uyumuyorsunuz, iyi uykunuzu almıyorsunuz, savunma sisteminiz düşüyor, COVID olmaya daha yatkın oluyorsunuz. Evet. Buradaki konu ne? Siz onu okuttuğunuz zaman buna inanıyorsunuz. Savunma sisteminizi bu şekilde telkin ediyorsunuz. Bu dermatolojik hastalıklarda o kadar çok ki, atıyorum esnafın işi gidiyor, işi kötü gidiyor, saç kıran döküyor. Ürtiker döküyor, kurdeşen. Yani bizim savunma sistemi stres sıkıntıyla, emosyonel stresle hastalıklarımız çok bağlantılı. Emosyonel stresi, savunma sistemini biraz bence yönlendirmiş oluyorsunuz. Ve bu şekilde sihiriniz geçiyor. Geçenlerde ben de bir haber okudum. Profesörün birini şikayet etmişler. Sihirle ne yaptıysa geçmemiş. Git okut bunu demiş profesör. Evet. Hasta da onu şikayet etmiş. Bayağı uğraşmış bizim profesörümüz. Yani böyle bir şey çok duyuyorum ben de. Gerçekten hastalar geliyor. Hocam biz şöyle yapmıştık, okutmuştuk, geçmişti. Ben okutmayın demiyorum. Asla okutmayın demiyorum. Bana gelebiliyorsanız gelin. Ulaşamadığınız zaman okutabilirsiniz diyorum. Ama ben savunma sisteminin üzerindeki hastanın inanmasıyla, savunma sisteminin üzerindeki etkisinin virüsü baskıladığını düşünüyorum. Hocam ben yılan kabuğu yedirildiğini bilirim insanlara. Onu duymadım hocam. Bazı böyle yılan kabuk atar. Bilir misiniz? Evet. Yılan doğada kabuk bırakır. Evet. O böyle bildiğin yılan kabuğunu atar, o kalır. O kabukları yedirdiğinizde işte bazı böyle deri rahatsızlıklarında falan iyi geldiğini vesaire. Böyle bir inanış var. Yani ben evet. Aydın'ın Çin'e ilçesindeyim. Bizim dağ köylerinde ben böyle bir inanış oldum. Hatta çocuk bunun yılan kabuğu olduğunu bildiğinde yemez diye başka yiyeceklerin arasında böyle sandviç yapılıp falan yedirildiğini bilirim. Tabii bunlar eski yöntemler. Ne gibi faydası vardır hiç bilmiyorum tabii. Yani eski yöntemlerin unutulmadan, bu benim kendi şahsi düşüncem. Eski yöntemlerin unutulmadan derlenmesi ve araştırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Eski teyzelerimizin, ninelerimizin yaptıkları bu yöntemlerin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Hem daha doğru bilgiye ulaşırız, hem bilgi kirliliği, herkes bir krem buldum diye çıkmaz. Hem de gerçekten oralarda ben bazı şifaların olduğunu düşünüyorum. Eskileri de yavaş yavaş kaybetmeye başlıyoruz. Artık nesilden nesile de geçmiyor bu tür şeyler, unutuluyor. Bence bu alanı boş. Tıpın bu alanı boş. Tamamlayıcı tıp denen bir şey çıktı şimdi yeni. Evet. Tamamlayıcı tıp denen bir şey çıktı ama burayla çok ilgilenmiyorlar. Fonksiyonel tıp diyorlar. Bütüncül evet. Yaklaşıyor. Ama burayla ilgilenilmiyor. Bence burası büyük bir boşluk. Özellikle dermatolojik rahatsızlıklarda. Geçen yine bir yayın çıktı mesela. Yanık hastasına balık derisini yapıştırdılar. O şekilde tedavi ettiler. Bildiğiniz balık derisini soyup yanık derisine, yanıklı alana yapıştırdılar ve yara iyileşmesinin çok daha hızlı olduğunu gördüler. Yani bunu belki köyden birisi yapsa ne yapıyorsun denebilir. Evet. Ama bilimsel olunca işte burada bir ışık var. Ben onu görüyorum. Ne yapılır bilmiyorum ama ne yapılmamı? Mesela yanıkla ilgili çok fazla uygulama var. Yani halkın uyguladığı yöntemler var. Ben salça süreni bile biliyorum. Yani. Evet. Yani hangi yöntem, neler yanlış yapılıyor? Mesela bizim toplumumuzun yana uyguladığı yanlış olan şeyler neler? Yani yoğurt sürüyorlar. Evet. Hemen yoğurt sürenler var. Geçen şey duydum. Una batırdıklarını duydum. Hani burada. Yandıktan sonra hemen una batırdıklarını duydum. Bunların hepsi enfeksiyon kapmaya meyil yaratabilecek şeyler. Yanıkla ilgili. En çok bunları duydum. Yani yoğurt ve un duydum. Var mı sizin başka bildiğiniz? Valla salça süren biliyorum. Salçayı hiç duymadım. Yani çok da bir... Yumurta beyazı. Yumurta beyazı özellikle iz bırakmıyor falan bir anlayış var. Yanıkta bilinecek en önemli şey şu. Yandığınız an hemen saniyesinde soğuk suyu açın, hemen altına girin. Hemen. Çünkü yanma devam ediyor. Siz 5 dakika daha yanıyorsunuz. Derinin altına doğru iniyor. Bizim de başımıza geldi. Ufak çocuklarım var benim. O yandı çayla geçen sene. Yani o can havliyle, tabii o zaman doktor olamıyorsunuz o zaman, babasınız. Evet. Can havliyle aldım hemen çeşme. Mutfaktaydık. Hemen mutfağın çeşmesini açıp, musluğunu açıp hemen altına soktum. Ve o gerçekten bizi toparladı biraz. Çünkü yanık devam eden bir şey. Çay döküldü üzerinize, döküldü bitti değil. Onun sıcağı derinin katmanlarını çıtır çıtır yakmaya devam ediyor. Onu kesmeniz lazım hemen. Hemen nötrlemeniz lazım. Yanıkla ilgili en önemli tavsiye edebileceğim şey o. Sonrasında ne yapıyorlarsa yapsınlar. Zaten bize geliyorlar, biz tedavi ediyoruz ama ilk başta hemen en yakın çeşme neredeyse açın. Buz bulamayabilirsiniz. Buz bulsanız süper olur. Buz bulamayabilirsiniz. Hemen çeşmeyi açıp, musluğu açıp altına girmek lazım. Musluğu açıp altına girmek. Hemen. Soğuk su. Lazım. Aynen. İnanılmaz ilginç şeyler. Çok önemli. Yani
Bu bilgi çok değerli hocam. İki kere yandı. Benim erkek ufaklık biraz yaramaz. İki kere yandı. İkisinde de şükür iz bırakmadan atlattık. Ben ikisinde de kilit noktanın suyun yanında olmamız olduğunu düşünüyorum. İkisinde de onu en az 20 dakika suyun altından çıkarmadım. Evet, annesi kesinlikle babasına çekmiş diyordur. Diyor, evet. Peki hocam, yani tam bu noktada genetik durumların işte derimizdeki şeyi nedir? Yani genetik etkiler var mı, deride var mı? Kesinlikle. Mesela psoriyazis, sedef hastaları. Sedef hastaları, ailenizde bir sedef hastalığı varsa sizin de sedef hastası olma ihtimaliniz artıyor. Ala hastalığı, vitiligo. Hani görüyoruz böyle elleri beyaz beyaz, ağız çevresi beyaz beyaz. Ailenizde varsa yine sizde de çıkma ihtimali artıyor. Kurdeşenin bile, ürtükerin bile ailesel yatkınlığı olabileceğini görüyorum. Aile geliyor, anne çok alerjik, neye dokunsa kabarıyor, çocuk kurdeşen döküyor. Alerji hücreleri fazla hassas. Kesinlikle genetik zemini çok fazla derinin. En basit hastalığı anlatayım, akne, sivilce. Baba geliyor, yanında çocuğunu muayeneye getiriyor, babanın yüzü çukur çukur. Belli ki gençliğinde ağır bir sivilce atağı geçirmiş, çocuk da aynısını yaşıyor. Yani genetik zemin, deri de çok önemli. Öyle mi? Bütün hastalıklarda öyle ama deride de daha önemli. Hocam, benim elimin üstünde iki tane benim var. Hı hı. Evet. Şöyle de göstereyim. Evet. Ben eskiden küçükken bunlardan rahatsız oldum ama şimdi çok seviyorum. Benim böyle imzam gibi bir şey bunlar. Aha. Kurumsal imajım açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunların aynısından benim teyzemde de var. Hı hı. Daha onun sağ elinde var, benim sol elimde. Teyzemin babası, dedem rahmetli dede vardı. İşte hı hı. Benim yüzümün şurasında. Yani böyle de durumlar, bunun ben genetik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tesadüf müdür bilmiyorum yani. Genetik zemini var. Benli bir aileden benli bir çocuk doğabiliyor. Daha çok benleri olan bir çocuk doğabiliyor. Şart değil tabii ki. Hani bir kişinin beni çıkması için illa ailede aynı benlerden olması gerekmiyor ama benleri yoğun bir aile ise çocuklarında da daha fazla ben çıkabiliyor. Evet. Böyle küçük küçük et benleri çıkıyor insanın belli bir dönemde. Evet. Geçtiğimiz günlerde biri dedi ki doğal sirke bunları dedi döküyor. Siz nasıl yaklaştınız? Kesinlikle katılmıyorum. Buradaki amaç zaten et benlerine çok fazla yaklaşım var. Saçla bağlayan, iple bağlayan. Evet. O kadar çok tedavi etmeye çalışıyorlar ki. Çünkü o hani kolay geliyor demek ki. Böyle tutunca sapı olan bir şey. Çekip koparırım ben bunu gibi geliyor ama burada koparmak, işte onu sürmek, bunu sürmek mesele değil. Buradaki sıkıntı şu. İşlemden sonra enfeksiyon kapıp kapmayacağı. Çünkü siz onun çatısını kaldırıyorsunuz. O kendini kapatan bir doku. Çatısını kaldırıyorsunuz. Derinin diğer tarafındaki bakteriler açık bir kapı buluyor. Hemen içeri giriyorlar. Ve burada enfeksiyon oluşuyor. Biz ne yapıyoruz? Uyuşturuyoruz çok küçücük bir iğneyle. Daha sonra koter uygulamasıyla, elektrikli bıçak diyorum ben ona. Koter uygulamasıyla tek hamlede koparıyoruz, bitti. Ne kanama oluyor, ne enfeksiyon oluyor, ne bir şey oluyor. Yani çok da 10 saniyelik bir işlem. Ben kesinlikle bağlamalarını, bir şeyler sürmelerini, sirke belki asidinin etkisiyle belki yakıp da düşürüyor. Aynı, aslında hepimiz aynı mantığı yapıyoruz. Orayı tahrip ederek ne yapıyorum ben? Koterle tahrip ediyorum. Onlar sirkeyle veya başka bir şeyle. Ama sonrasında enfeksiyon gelişmemesi lazım. Enfeksiyonun gelişmemesi. Kesinlikle. Parçası da kalmaması lazım. Hepsini tamamen koparmış olmam lazım. Ben et benini çekip tam kökünden yok ediyorum. Evet. Veyahut o et beni mi acaba? Bir bene onu uygularsanız kansere dönüştürürsünüz. Kansere dönüştürme ihtimaliniz çok yükselir. Et beni ve ben birbirine benzeyebiliyor bazı durumlarda. Et beni gibi gözüken benler olabiliyor. Hasta geliyor, bunları alıyorum, şunu alamam diyorum. Neden? O et beni değil, o ben. Peki hocam, benim kendi kişisel gözlemim, insanlar görünen kısımlarına hassas oldukları kadar görünmeyen kısımlarına hassas değiller. Bu konuda sizin ne gibi tespitleriniz var? Görünmeyen kısımlarımıza da görünen kısımlarımız kadar hassas davranmamız gerekir mi? Kesinlikle. Şöyle bir hastalık üstünden yürüyelim. Genital sihir. Genital sihir gözükmüyor. Hasta bunu ben olarak kabul ediyor. Zaten bene benziyor. Genital bölgede çıkan sihirler bene benziyor. Ben olarak kabul ediyor. Kaç tarafa bulaştırıyor? Ona bulaştırıyor, buna bulaştırıyor. Daha sonra bu rahim ağzı kanseri yapabiliyor. En son kendisinde o kadar çok büyüyor, o kadar çok çoğalıyor ki karnabahar gibi. Genital bölgeyi neredeyse kaplıyor ve çok ciddi bir hastalık şeklini alıyor. Ondan sonra bize geliyor. Yani görünmeyen yerdekini önemsemiyor ama birçok hastaya sihir bulaştırıyor. Birçok kişiye sihir bulaştırıyor ve kadınlarda da rahim ağzı kanseri yapan bir sihir bu. Genital sihir. Dolayısıyla aslında görünmeyen yerlerdeki şeyler de çok önemli olabiliyor. Sadece güzellik kaygısı değil, kozmetik kaygı değil. Yüzünde bir tane sivilce çıkınca tabii ki geliyor ama
Diğer bölgedekiler de hem başta konuştuğumuz gibi iç organlarının bir hastalığını veya bu hastalık çok gündemde şu an, genital sihir ve en çok kaçan da bu hastalar. Utandım gelmedim, kapalı gözükmüyor gelmedim. Hep bu cümleleri duyuyorum ben ama bir gelmiş, inanamazsınız görüntüye. Yani bir iki tane değil, kocaman bir topak şeklinde bir ben yığını düşünün. Evet. Orayı kapatıyor. Yani kapalı alandaki şey dermatolojik rahatsızlıklar da çok önemli. Evet. Vallahi hocam inanılmaz değerli bilgiler, inanılmaz kıymetli bilgiler. Ama süremizin de sonuna yaklaştık geliyoruz galiba. Geliyoruz herhalde. Böyle toparlamak gerekirse toplumun gerisi için, ilerisi için falan mesajlar veriliyor ya. Toplumun derisi için de mesajlar verirsiniz. Ben en çok verdiğim mesaj şu. Derinizi dermatologlara emanet edin diyorum. Derimizi dermatologlara emanet edeceğiz. Bir yerde bir işlem yaptırırken bu kişinin hekim olduğunu, mümkünse bir dermatolog olması gerektiğini. Çünkü bizim en güzel kıyafetimiz cildimiz, derimiz. Yani kıyafete bir sürü paralar harcayabiliyoruz. Bozulunca ne yapıyoruz? Atıyoruz. Hoşumuza gitmeyince atıyoruz. Derimiz öyle değil. Derimize yanlış bir işlem yaptırırsak, yanlış bir sonuç doğurursa bunu çıkarıp atamayız. Bu bizim derimiz. Derinizi dermatologlara emanet edin diyorum ben son olarak. Ve bütün cilt hastalıkları için Söke veya Kuşadası'nda halkımızı bekliyorum. Evet, Söke ve Kuşadası'nda halkı bekliyorsunuz. Diğer hastanelerde diğer uzman hekimlerimiz var. Ben şu an Söke ve Kuşadası'nda olduğum için. Hangi günler Söke'desiniz, hangi günler Kuşadası'nda? Değişiyor ama hastaneyi arayıp hangi günlerde olduğum o gün öğrenilebiliyor. Evet. Hocam aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Bu programda konuştuklarımız tamamen bilgilendirme amaçlıydı. Evet. Yine de hekime görünmeden, hekime kesinlikle başvurmadan siz kendi durumunuzla ilgili karar vermeyin. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum dermatoloji uzmanı Doktor Aslan Yürekliydi. Deri üzerine, deri hastalıkları üzerine konuştuk. Başka bir baş başımızda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.